Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Türkiye'yi halletmeliyiz yoksa Vladimir Putin zaferini ilan edecektir diyerek büyük bir açıklama yaptı. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı yaptığı açıklamasında Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri konusundaki tavrına karşı eğer ki bir çözüm bulunamazsa bunun Putin için zafer anlamına geleceğini ifade etti. Münih Güvenlik Konferansı Başkanı bugün itibariyle çok önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin İsveç, Finlandiya'yı eğer ki NATO'ya kabul etmezse Rusya devleti otomatik bir şekilde savaşı kazanacaktır diyerek konuştu. Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle son derece büyük bir önem taşıdığını söyleyen başkan, bu sebeple Ankara ile yakın işbirliğinin Ankara'nın yararına olduğunu da vurguladı. Türkiye devletinin bu önemine karşı zorlu bir dost olduğunu da ifade eden başkan, Ankara ile 2009 yılında NATO zirvesi örneğinde olduğu gibi daha önceki krizler de yaşandığını ancak bu krizlerin çözümüne ulaştığını ifade etti. Haziran ayına işaret eden başkan, Haziran ayı sonunda Madrid'de yapılacak NATO zirvesinden olumlu bir sonuç almak elzem oldu diyerek eğer ki başarısız olursak Putin bundan zafer çıkartacaktır ifadesini kullandı. Türkiye devleti terör örgütü PKK-YPG'ye destek verdiği gerekçesiyle İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla alakalı yaptığı her açıklamasında sundukları şartların iki ülke tarafından kabul edilmesini, örgüte verdikleri desteği kesmesini istedi. Bunu İsveçli, Finlandiya'nın mevkidaşlarına da iletti. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da Ankara'da İsveç-Finlandiya'ya görüşme yaptıklarını, bu görüşmede Türkiye'nin taleplerini iletildiğini, bu iki ülkeden yazılı mutabakat istediklerini söylemişti. Değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarda siz değerli takipçilerimizle buluşmak ümidiyle.